Aykırı Sorular saatindeyiz. 20.45. Ben Enver Aysever. CNN Türk ekranlarında ve radyosunda sizinle birlikteyiz. Çok ilginç bir günü yaşıyoruz. Daha önce bildirdiğimiz konuğumuz Sayın Efkan Bolaç Perşembe günü bizimle olacak. Çünkü zaman zaman yayıncılıkta gündemin hızı denk düşer ve o yönde yayın yapmak gerekir. Bugün çok değerli bir konuğumla birlikteyim. Celal Ülgen Bey'le. Celal Ülgen Bey'i Türkiye asrın davası denecek davadan dolayı tanıyor. Biz de bugün en doğru ismin kendisi olduğunu düşündük ve sağ olsunlar Silivri'den kalkıp geldiler. Ergenekon davasını, bugünkü olup bitenleri ve elbette önümüzde neler olacak onu konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Ülgen. Hoş bulduk. Hızla yayına başlayalım istiyorum. Bugün herhalde eski yasada olsa idam cezasına denk cezalar isterdi değil mi? Doğru. Dolayısıyla bugün söz konusu olan istenen cezalar Türkiye'nin Genelkurmay Başkanı olmak üzere ordunun üst kademesi, çeşitli gazeteciler de başta olmak üzere milletvekilleri bilim adamları, üniversite dahil olmak üzere aslında Türkiye'de tarihi bir iddianın dile gelmesi ve artık bir istek yapıldı. Bunu bekliyor muydunuz? Bekliyordum. Yani beklemiyordum belki der bir başkası ama ben bekliyordum. Yalnız şunu düzeltelim. Altyazıda televizyonlarda 10 müebbet, ağırlaştırmış müebbet hapis deniyor. 10 değil, 100 neredeyse. Yani biraz önce sizin de... O şundan dolayı oldu herhalde, onu hemen söyleyelim. Açıklanma sırası... İlk önce artık, internet evet. Andıcıyla ilgili bir 10 grup bildirdiği için hep 10 yerleşti. Ama 10 değil, 100. 100 kişi hakkında? 100 kişi, hemen hemen 100 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Bekliyordum. Neden bekliyordum? Yani daha önce Balyoz davasında da benzer olaylarla karşılaşmıştık. Ve içinde yaşadığımız süreçte ülkemiz bir hukuk tutulması yaşıyor. Bu hukuk tutulması sırasında da savcılar böyle neden sonuç ilişkilerinden uzak, kendi hayal dünyalarında geliştirdikleri ve kişilere biçtiği rollerle insanlar hakkında böyle uçuk. Şunu yapalım önce isterseniz. İçeride neler oldu? Bize onu anlatır mısınız? Bugün kimler vardı salonda ve nasıl tepkiler verildi? İlker Başbuğ yoktu. Geri kalan birçok kişi vardı. Doğu Perinçek yasaklı olduğu için yoktu. Onun haricinde Mustafa Balbay vardı, Tuncay Özkan vardı, Haberal vardı. Nasıl bir ortam vardı içeride? Hilmioğlu yoktu. Önce bu işin yani daha henüz yargılamanın esas hakkındaki mütalaa verme aşamasına gelmediği konusunda hem sanıklar hem sanık avukatları olarak bizler itirazlarımızı sürdürüyorduk. Biliyorsunuz geçen celse olaylıydı. Yumruklaşmalar olmuştu. Beni dışarı atmıştı mahkeme başkanı. Ben bir dakika söz istiyorum dedim diye bana bir dakika söz vermemişti. İşte o gün tartışılamayan konular acaba bugün tartışılır mı diye düşünürken aniden Cumhuriyet Savcılarının masasına 3 klasör geldi. 3 klasör gelir gelmez biz esas hakkındaki mütalaa geldi dedik ve yanılmadık. Mahkeme heyeti bir başka konuda Cumhuriyet Savcılarına söz vermişken ki o verdiği sözden sonraki savcının taleplerini bir karara bağlayıp kabul ya da red ettikten sonra yeniden söz vermesi gerekirken bir oldu bittiye getirerek esas hakkındaki mütalaanızı okuyun dedi ve onlar da okumaya başladılar. Tabii biz itiraz ettik, sanıklar itiraz etti, ayağa kalktık. Gene geçen defaki gibi sizi ısrar ederseniz dışarı atarım lafları vardı. Yani biz dışarı atılmaktan korkmuyoruz da bunu parantez içerisinde söyleyelim. Bunu halka anlatmaktan korkuyoruz. Yani düşünün avukat Celal Ülgen pazartesi günü dışarı atılmış. Şimdi bugün gelmiş, pazartesi tekrar girmiş duruşmaya, tekrar dışarı atılmış. Yani diyecekler ki işin esasını bilmeden, ha demek ki bu her defasında alışkanlık haline getiriyor, gidiyor, atılıyor. Yani bundan çekiniyoruz, yoksa başka bir şeyden değil. Peki, bu dava asrın davası deniyor. Ben doğrusu Türkiye'de derin devlet tip örgütlenmelerin öteden beri olduğuna inanıyorum. Gerçekten bu davada
nesnel olarak baktığımızda ortaya konan veriler bir derin devlet türü yapılanmayı açığa çıkarıyor mu? Çünkü mesela çok ilginç isimler var geçmişten, kuşkulu isimler. Biz mi yanılıyoruz? Yani siz nasıl olup da bu kadar rahatsınız? Bu dava hukuksuzluktur diyorsunuz. Şimdi ben bu davaya ilk girdiğim zaman ben de yani aynı düşüncedeydim. Kamuoyu nasıl? İşte belli isimler var. O belli isimler olduğuna göre bu davada bir derin devlet yargılanıyordur. Ama içerisine biraz sağdan, biraz soldan, biraz ortadan işte tuz biber ekilmiştir. İşte gazeteciler, aydınlar da bu işe karıştırılmıştır gibi düşünüyordum. Ama işin içerisine ayrıntılı olarak girmeye başladığım zaman gördüm ki hayır, böyle bir şey yok. Mesela diyeceksiniz ki işte falan kişi var. E var ama işte esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Esas hakkındaki mütalada o kişinin hangi eylemini somut olarak neden sonuç ilişkisiyle savcı anlattı? Yok. Mesela örneğin Veli Küçük ismini çokça kullanıyorlar. Hı hı. Veli Küçük'le ilgili ne söylüyor savcı? Bir tanesi çıksın bana söylesin lütfen. Hangi suçu işlediğini söylüyor. İddianamede yazmıyor mu? Hayır, yok. Ve esas hakkındaki mütalada da yok. Peki şunu soracağım. Askerler var yargılanan. Şimdi Türkiye'de ordunun bir darbe geleneği olduğunu biliyoruz. En son 28 Şubat'ta da bir müdahale olduğunu da biliyoruz. Yani bugün söz konusu olan tabloya baktığımız zaman yani Sayın Başbakan'la mesai yapmış olan Sayın İlker Başbuğ bu türden hazırlıkta olduğu iddia ediliyor ve ömür boyu hapis isteniyor. Şimdi siz tamamen ordunun siyasete müdahale etmediğini söyleyebilir misiniz? Ordunun siyasete müdahale etmediğini söyleyebilirim. Ama ordu hiç siyasete müdahale etmemiştir diyemem. Çünkü 12 Mart'ta, 12 Eylül'de ve ondan sonraki bir takım dönemlerde yani bunun sıkıntısını da yaşayan bir kişiyim. Ama ordu siyasete müdahale etti diye siz ordudan ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden intikam almak, öç almak için sahte balyoz darbe planı gibi bir darbe planı yapıp suçsuz ve günahsız insanları yargılarsanız orada ben yokum. Ama silahlar bulundu. Uydurma mıydı bu silahlar? Silahlar bulundu şeyde değil. Yani balyozda değil ama silahlar diyelim ki şeyde bulundu. Silah da değil. Mühimmat. 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 O mühimmatların hepsi bir defa belli dönemlerde özel kuvvetlere tahsis edilmiş eski mühimmatlardı. İçlerinde doğru dürüst seri teşkil edecek ve bir hareketi yönlendirecek bir darbeyi ya da bir iç savaşta kullanılacak ölçekte ve büyüklükte. Abi terör örgütü iddiası bu zaten. Şimdi bir terör örgütü ama bakın terör örgütü iddiasının eksikliğini tamamlamak için bunu yapıyorlar. Örneğin, kim yapıyor bunu? Derin devlet yapıyor. Ya şimdi biz derin devletle hesaplaşırken yeni bir derin devlet. Evet. Mi? Kim o derin devlet? Şimdi bakın derin devletle değil yüzeysel bir devletle hesaplaşıyoruz. Ama bunun içerisinde derin devlet var. Ben anlamadım. Kim kimdir burada şimdi? Bunu da bir yapmak lazım. Bakın derin devletin diğer adı Gladio'dur. Evet. Gladio arkasında emperyalist bir güç olmadan hiçbir şey yapamaz. Ya şöyle bir denklem yaratılıyor. Vatanseverler yargılanıyor gibi bir siz buna katılır mısınız? Dışarıda olan herkes vatan sevmez mi? Hayır. Yani vatanseverlerin bir kısmı yargılanıyor. Dışarıda da olur, içeride de olur. Yani sadece vatanseverler, bakın o vatanseverlerde örneğin sadece sağcılar yargılanmıyor. Sadece solcular da yargılanmıyor. Hem sağcıların hem solcuların biraz ulusçu ve biraz sosyal demokrat, biraz devrimci kökenden gelenleri yargılanıyor. İşin ilginç tarafı bir örgüt var deniyor. İşte Ergenekon örgüt deniyor. Ama bu Ergenekon örgütü dediği şeylerde bu davada yargılanan insanların tümünün bir araya gelerek bir örgüt kurma olasılığı yok. Ama yeni devlet tipi, gladyo tipi örgütlenmelerde hücre tipi yapılanmalar vardır. Ve çoğu zaman birbirine... Burada iddia yok. Yani burada hücre tipi uygulanma yapıldı diye iddia yok. Aynen iddia şöyledir. Bu öyle bir örgüttür ki klasik örgütlenmeleri
örgütlenmelerin dışında bir örgütlenme yapısı var ve onu izah etmemiz mümkün değil. Yani dese ki hücre örgütlenmesi var, o zaman hücreleri çıkartmak zorunda kalacak. Peki burada en çok tartışılan mesele Sayın İlker Başbuğ'un, yani Türkiye'de ordunun başı olmuş, Türkiye'mizin başına bir iş geldiği zaman Türkiye'nin anahtarını silahlı kuvvetler bağlamında, yani ordusunu yönetecek kişinin terör örgütü lideri olarak tarif edilmesi. Halen bu iddia geçer değil mi? Bugün resmiyet aldı, yani o önce iddianamedeydi. Şimdi esas hakkındaki mütalada, yarın da belki kararda olacak. Yani evet öyle söylüyorlar. Ama işin absürtlüğünü, işin ne kadar dejenere edildiğini anlatan en iyi örnek budur. Bu ülkenin başbakanı ne diyor? Benim mesai arkadaşımdır diyor. Ve ben böyle bir şeyi düşünemiyorum diyor. Beraber çalıştık diyor. Bir siyasi iktidar bu kefil olurken yani böyle bir kurmaca yapılabilir mi? Demek ki sağlam delilleri olması gerekir. Tam tersine hiç delil yok. Yani sağlam delil yok. Örneğin internet andıcı. İnternet andıcından kimse bu şekilde suçlanamaz. Görevi kötüye kullanmadan suçlanır. İnternet andıcında. Hata yapmışsınız. Siyasete fazla bulaşmışsınız denilebilir. Ama siz hükümeti cebir ve şiddet yoluyla devirmeye kalkmışsınız diyemezler. Yok böyle bir şey. Nerede cebir? Peki en çok öne sürülen argümanlardan bir tanesi de Balbay'ın günlükleri. Bunları satır satır olup bitenlere yazmış diyorlar. Şu anda da milletvekili kendisi, meslektaşımız Mustafa Balbay. Böyle bir günlük ortada varken suçu şimdi, olmamış mı? Şimdi bir defa evet bir gazetecinin günlükleri var. Ama bu gazetecinin günlüklerine bir takım ilaveler ve eklemeler yapılmış. Şimdi diyelim ki... Kim yapmış onu anlamadım. Savcılar mı yapmış? Hayır, savcılar değil ama iyi saatte olsunlar. Şimdi şu CD veya bilgisayarınızın hard diski. Siz bu hard diski imajını almazsanız ve götürür 20 gün, 25 gün kollukta bırakırsanız o kollukta kötü niyetli kişiler gelir ve istediği şekilde dosyaları manipüle ederek, değişiklik yaparak sanki darbe planı varmış gibi veriler ekleyerek getirir tekrar koyar ve sonra siz alırsınız ve onun imajını sonra çıkarırsınız. Ama imaj teslim alındığı anda çıkarılır ve o imaj teslim alındığı anda sanıkla polis arasındaki güvenceyi oluşturur. Peki darbe günlükleri? Darbe günlükleri imajı alınmamış harddisklerden çıkıyor. O Balbay'ın günlükleri. Evet. Bir de kuvvet komutanlarından gelen günlükler var. Hepsinde öyle. Hiçbirisinde bakın. Bunlar Nokta Dergisi'nde yayınladı Alper Görmüş yayınladı. Hepsi mi kurgu? Hepsi, tümü değil. Ama öyle noktalarda girilmiş, öylesine sözler söylenmiş ki bakın bu çok büyük ve devasa bir plan. Tam bir kanepçe gibi işlenmiş. Bunu ben söylediğim zaman kimi televizyonlarda arkadaşlar veya karşılaştığım karşıt düşüncedeki insanlar diyor ki ya bu kadar da olmaz diyor. Hayır bu kadar da olur, bu kadar da var. Örneğin Paris Havalimanı'nda bir işçiyle karşılaştım. Ben sizin düşüncenizde değilim dedi. Ama sizi seviyorum dedi. Bir tek şey soracağım dedi. Buyurun dedim. Söyledikleriniz gerçek mi dedi. Evet dedim. Eyvah dedi. Şimdi bu kesin. Yani bir kurgu var. Bu kurgu... Ama kim yapıyor bu kurguyu? Bu kadar neredeyse bir sinema filminin inceliğinden öte bir kurguyu. Yani savcılar niye böyle bir kurgu yapsın ki? Sadece savcılar değil. Kim yani içerisinde savcı olanlar da belki vardır. Ama Türkiye'de bir oligarşik yapı var. Bu oligarşik yapı... Kimdir bu oligarşik yapı? Tam olarak ismini bilemiyoruz. Yani çünkü şunu sormak istiyorum. Başbakan burada bir tavır koyuyor. Başbakan bu koyduğu tavırdan öte bir tavır olabilir mi? Başbakanın koyduğu tavırla tanımlayalım. Bunlar devlet içerisinde devlet diyor ya. Evet. Ben de evet bunlar devlet içerisinde devlet diyorum. Bunlar kimi zaman poliste, kimi zaman mahkemelerde yargıç, kimi zaman savcı, kimi zaman da uzman. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Tuncay Özkan'ın mitingleri süreci oldu ve onlar da çok tartışıldı. Cumhuriyet mitingleri denen meselelerdi. Orada ordunun da müdahaleye çağrıldığı söylendi. Bu sürecin perde arkasına bakıldığı zaman... Oradaki orduya müdahale çağrısını yapanlar kesinlikle orada kurgu yaptılar. Yani siz Cumhuriyet mitingi yapıyorsunuz
ve Cumhuriyet Mitingi'nde ordu göreve diyorsunuz. Gitsin baksınlar ordu göreve kim demiş ve ordu göreve diyenlerden kaçı hakkında soruşturma yapmış? Kaçı hakkında soruşturma? Sıfır. Kim peki onlar, bulunamaz mı? Bulunur. Niye bulunmuyorlar? Bulmuyorlar. Siz biliyor musunuz kim olduğunu? Biliyorum. Kim? Bir grup ama söylemek istemiyorum. Ama siz onu söyleyin ki bir Türkiye... Hayır biliyorum yani bir... Hangi grup? Bir sol tandans bir grup ama hiçbirisi Türk hakkında... Türk Sol Dergisi mi? Evet. Niye söylemiyorsunuz? Hayır söylenecek. Peki, bakın şimdi. Bir dakika, Türk Solu Dergisi bu provokasyonu yapmış. Niye onlardan hiç kimse hakkında soruşturma yok? Bunu sormadınız mı mahkemede? Mahkemede çok şey sorduk. Ama bu mahkeme bana gelen konuları yargılarım diyor. Benim dışımdaki konu değil. Bakın, ama bir dakika, siz burada şu iddiayı yapıyorsunuz. Ben tam Türk Solu'nun tümünü de kastetmiyorum bakın. Ama ordu göreve pankartını... Türk Solu dergisinin ordu göreve pankartı açtığı ve dergide de buna yönelik yazılar yazıldığını söylüyorsunuz. Bunu herkes biliyor. Peki ben soruyorum. Bu konuda bir tek kişi hakkında soruşturma açılmış mı? Ben de size soruyorum, açılmış mı? Hayır asla. Peki neden? Onu iyi saatte olsunlar söyleyecek artık. Kimdir bu iyi saatte olsunlar? Yani bunlar mı derin devlet? Hayır asla. O çocuklar derin devlet olmaktan çok uzaktalar. O çocuklar derken? Hepsi çocuk gelmiş. Yani onların yaptığı tavrı onaylıyor musunuz? Hayır asla. Asla böyle bir şey olmaz. Çünkü ordu göreve denecek idiyse niye milyonlar miting alanına çekiliyor? Niye halk gücünü göstermek istiyor? Ama siz burada bir imada bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki bunlar bunu yapıyor. Bunlar tereyağından kıl çeker gibi dışarıda oluyor. Ona yaptırdılar. Kim yaptırdılar? Bir Türkiye'deki söylediğim oligarşik güç. Ya benim bildiğim herkes belli küçük derin devletlerdi. O içeride 16 yıl müebbetle yargılanıyor. Türk Solu dışarıda falan, yani bu tuhaf bir denklem değil mi? Ya Türk Solu gene dışarıda olsun. Ama hacı Türk Solu'nun sadece adı Sol. Yani Sol evet, bir örgüt de evet, değil. Hayır ama şöyle bir soruşturma yapsınlar. Bu pankartı size kim açtırdı? Niçin açtınız? Veya bu pankartı... Mahkemede bunu mahkeme başkanı söylediğiniz zaman değil mi siz? Ya ben, yalnız ben değil, herkes söyledi. Tuncay söyledi, herkes söyledi. Kardeşim bu pankartları biz açmadık ki dedi. Zaten işin doğasına ters. Yani ben bir miting yapıyorsam o mitingde ordu göreve diye bir pankart asla açmam. Peki orada taktik olarak orduyu güçlendirmek için bu mitingler yapılmış olamaz mı? Hayır, hayır. Yani bu bir demokratik miting olarak yapıldı diyorsunuz. Tabii siz. Demokratik bir miting olarak yapıldı ve Ergenekon iddianamelerinin her sayfasında ve her satırında sanki suç işlenmiş gibi, sanki suç aletiymiş gibi siz, bu mitingler... Siz bir avukat olarak tüm bu kişilere mi kefilsiniz yoksa iddianamede suç mu yok diyorsunuz? Yoksa siyaseten de ben kefilim kardeşim noktasında mısınız? Ben Ergenekon davasında yargılanan sanıkların hiçbirisinin delillerde bir suçu olduğunu görmedim. Siz hukukçu olarak bunu evet. Bir. İkincisi, Ergenekon davasında yargılanan sanıkların delillerinin içerisinde bir tane usulüne uygun toplanmış delil görmedim. Peki eski genelkurmay başkanını siz salona kadar getirdiniz değil mi? Yani şey olması için, ifade vermesi için. Tabii, tabii, tabii. Peki neden eski genelkurmay başkanı gibi önemli bir isim ifade verdirtilmedi? Kasten, şimdi bakın bir mahkeme... Hukukta verilmesi gerekir mi? Kesin, kesin. Onu şimdi anlatacağım çok kısa. Bir 177 ve 178. maddeler CMK'nın, çok tekniğine girmeyelim işin. Girmeyelim. Sadece anlatalım. Bir avukat ya da sanık bir tanığın dinlenmesini istiyorsa duruşmadan 5 gün önce bildirir. Mahkeme başkanı, mahkeme üyeleri yok. Sadece mahkeme başkanı evet veya hayır der. Hayır derse onun hayır demesinin sebebi gene aynı yasada işte davayı uzatmak falan gibi sebeplerdir. Ama istisnası var bunun. O hayır demişse ondan sonra gelen ilk celse davayı uzatmaya girmediği için o, siz tanık hazırdır ya da bilirkişi hazırdır diyorsanız orada seçenek yok artık, hayır yok. Orada dinleyecek. Keyfi bir uygulama mı? Evet, keyfi bir uygulama. Yani ancak ve ancak özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde rastlanan keyfi bir uygulama. Başbakanın devlet içinde devlet dedikleri. Bakın birkaç tane ağır ceza mahkemesi başkanı... Peki mahkeme başkanlarının neden böyle bir kini olsun ki? Sonuçta bir yargılama yapılıyor. Kinle ilgisi yok bu işin. İklim.
Bakın tekrar söylüyorum. Birkaç tane mahkeme başkanı... Yargıçlar hür vicdanlı değil midir? Hayır. Mahkeme başkanı birkaç tane Türk yargı sistemini, Adalet Bakanı'nı, siyasi iktidarı parmağında oynatıyor. Biz bunu söylediğimiz çok zaman... Çok büyük bir iddia. Evet, biz bunu söylediğimiz zaman, Adalet Bakanı'na söylediğimiz zaman ne yapmamı bekliyorsunuz, yargı bağımsız değil mi diyor. E peki yargı bağımsızdı, peki... Siz hakim olsanız bu iklimden etkilenir miydiniz? Etkilenmeyecek kimse yoktur bu iklimden. Ben de etkilenirdim diyorsunuz. Evet, bu iklimden. Ben çoğu zaman söyledim samimi olarak. Siz oradan inin, kürsüye ben oturayım. Belki ben de aynı şeyi yapardım. Siz bu kadar zor durumdasınız dediğim için hakkımda suç duyurusunda bulundular. Şimdi 10 Mayıs'ta Silivri Asli Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağım. Bunu söyledim. Evet, bu iklimden özgür değilsiniz. Siz değerli yargıçlarsınız. Bu kadar açık ve net delilleri görmemiş olamazsınız dedim. Size ya tarafsız değilsiniz demem lazım ya da gücünüz yetmiyor dedim. Daha ne diyebilirim? Benim de gücüm yetmezdi. O zaman bir yani bir revanşist duygu yok o zaman burada söylendiği gibi. Ama yaptıran var. Kime yalanmak yani istiyor? Öyle bir şey değil. Hayaletten söz ediyoruz. Yaptıran var. Kim oldu da belli değil. Bir oraya bakıyorsunuz. Niye? Yani bazı şeyleri tam ve açık söylemek durumunda mıyız? Yani isim mi saymak zorundayız? İsim saymamıza mümkün değil. Ama açık açık söylüyorum. Türkiye'de bir oligarşi... Neden isim saymıyoruz? Yok, isimlerini bilmiyorum ki. Ben şimdi diyeyim ki falan kişi cemaatçi falan. Ben bütün cemaati söylemek istemiyorum. O da bir haksızlık değil mi? Cemaat niye böyle bir şey yapsın? Ama şimdi bakın o cemaatin üyesi var bu işin içerisinde. Olabilir. Ben bütün cemaat demesem de var. Ama o zaman şöyle de birisi diyebilirim. Siyasi iktidardan da var. Şimdi bakın. Amerika'dan da var. İşte, siyasetten bir kişi olabilir. Cemaatten bir kişi olabilir. Amerika'dan bir kişi olabilir. Ama bu işin içinde sizin yakın sandığınız ulusalcılardan bir kişi, askerden bir kişi de olabilir. Demek ki toptancı bir şey değil bu. Hayır. Şöyle bakın. Yani baştan beri cemaat bakın, suçlandı. O zaman cemaat suçlamak toptan haksızlık. Hayır, hayır. Ben bakın cemaat sözünü şu anda tek başına etmedim. Ama cemaatten de birileri var. Ama her yerde, eğer kötü bir şeyse her yerden olabilir. Yani. Olabilir. Çünkü Türkiye'de olabilir. Öyle bir şey oldu ki cemaat bir kurgu yaptı, herkesi içeri tıktı gibi bir şey. Olabilir. Ama siz bunu olabilir. Savunmuyorsunuz. Yani sadece cemaat değil. Çünkü arkasında Amerika olmadan, gizli örgütler olmadan, İsrail olmadan... Tek başına cemaatin şimdi, yapacağı hiçbir şey değil şimdi bu. Biz Türkiye'de böyle şeylere bayılırız. Bir heyula yaratırız karşımızda. Bu heyula değil ama bu ete kemiğe bürünmüş. Bakın en basitini söyleyeyim size. Örneğin Erol Mütercimler. Hı hı. Ergenekon diye bir örgüt var dedi. Şimdi Ergenekon davasının sanığı. Örneğin Tuncay Güney. Ergenekon diye bir örgüt var diyor ama aynı zamanda sanık. Ama olabilir bu. Ümit Habib Sayın. Strateji diye bir dergide Ergenekon lobi gibi bir takım şeyler var. Ama aynı zamanda bu kişi dilekçe komisyonuna yazılar yazarak öyle bir Ergenekon diye bir örgüt var ki arkasında da CIA var diye tanımlıyor. Bir şey söyleyeceğim Sayın Ülgen. Bu çok akıl dışı değil ama bazen bir örgütü bilebilmek için onun içinde de olmak gerekebilir. Yani herkes için söylüyor. Ama işte şimdi şeye kaçmış oluruz. Yani biraz fanteziye gitmiş oluruz. Hayır yani olmaz mı hayatta? Bazıları tespit eden. Efendim, mesela olabilir. Gazeteci arkadaşımız Can Dündar'ın da çok iyi bir kitabı vardı ve bunu ilk yazan o. Evet. Ve en iyi konu bir araştırma. Peki ne dedi Can Dündar? Geldi benim anlatmak istediğim Ergenekon bu Ergenekon değil dedi tanık olarak. Bunu açık olarak söylemedi ama mi? Bu önemli bir şey. Yani demek ki böyle bir örgüt var ama bunlar değil dedi. Size... Değil. Ben de var diyorum. Demek ki Ergenekon tipi bir örgütlenme yok diyemeyiz. Bakın Ergenekon adı Ergenekon ya da ne olursa olsun. Türkiye'de bir derin devlet var mı? Elbette. Bu derin devlet faili meçhulleri işlemiş mi? Evet. Peki Güneydoğu'da işte efendim bir başka yerde Kürtçü işte, iş adamlarını falan öldürmüş. Evet gerekenleri affedersin bir sürü halk yemiş mi? Yemiş. Hı. Peki bunların hangisini buldunuz buraya getirdiniz? Bunun hangisine suçluyorsunuz bu derin devleti? O zaman siz diyorsunuz ki bu örgüt o varsa bakın, bile bu üyeler onun üyesi değil. Hayır bir de şuraya bakın. Derin devletten yargılananlara hangi maddeden ne ceza tayini istiyor mahkeme?
derin devlet olarak yargılanmalarını... Derin devlet suçu diye bir şey var mıdır? Olmaz olur. Derin devlet mutlaka suç işler. Evet, derin yani, devlet bir adam öldürür. O nasıl yazılır? Derin devlet birisinin malına çöker. Derin devlet gider birisini gasp eder. Peki bunların hangisinde var? Yok. Ne diyor? Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirmek. Daha büyük suç olur mu? Bakın, Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetini devirmekle... Soyut buluyorum. Soyut mu buluyorsunuz? Tabii soyut buluyorum. Kaçma görüyorum. Ha. Ben derin devlet iddiasından kaçma görüyorum. Savcılar kaçıyor. Ha, siz diyorsunuz ki gerçek yüzleşmeye gitmemek evet, için paravan bir... Evet, kaçıyor. Çünkü derin devlet değil. Eğer derin devlet olsa bir tek derin devletin suçunu belirtirsin. Hangi... Ya siz diyorsunuz ki mesela cumartesi annelerini mağdur eden cinayetler burada yok. Medet Serhat'ı kim öldürdü? Avukat Medet Serhat'ı. Kim öldürdü? Yok. Var mı iddianamelerde? Nerede? Yani onlarca, o yüzlerce. O zaman hukuki bir eksik bir çalışma olduğunu düşünüyorsunuz. Bu dava değil. Bu davanın başlangıcı değil. Kimse derin devleti yargılamıyor. Kimse derin devleti yargılamak istemiyor. Derin devlet ayakta. Derin devlet hala yöntemini tespit ediyor, belirliyor ve yön veriyor. Şimdi ben şunu anladım. Derin devlet bu insanlar değil diyorsunuz. Kesinlikle değil. Başkaları değil. Yani Hilmioğlu'ndan derin devlet olur mu? Üniversite rektöründen derin devlet olur mu? Mehmet Haberal'dan derin devlet olur mu? Bir şey sorabilir miyim? Herkesten derin devlet olmaz mı? Hayır. Niye hayır. Yani derin devlet herkesi kullanamaz mı? Hayır. Bakın derin devlet kesinlikle belli bir gaye uğruna militan olabilecek kişilerden oluşur. Peki militanın yani militanın şöyle bir tarifi mi vardır? Şu mesleği yapar bu yaşta bu grupta, yoksa militan her meslekte olamaz mı? Ya olabilir ama tavrı mesela ben onu anlatmaya çalışıyorum. Gazeteci Tuncay derin devlet üyesi olabilir mi? Mustafa Balbay derin devlet üyesi olabilir mi? Gazeteci suç işlemez mi? Suç işler. Peki derin devlet üyesi de olamaz mı? Olabilir dersek o zaman bütün gazetecilerin diyoruz ki olabilirliği var. Hepsi... Hayır ama yani mesela bir avukat da suç işleyebilir. Bakın bunlar değil. Siz yani, şunu derseniz anlarım. Deliller böyle bir şey bize göstermiyor. Delillerin göstermediği kesin. Ama herkes olabilir normal. Evet bakın delillerin göstermediği kesin. Ama onun üstünde bir de bunlar olamaz. Çünkü bunlarla ilgili bunlar tek... Bunlar topluma mal olmuş ve belge bilgi yok diyorsunuz. Ama tek bir fiil de isnat etmiyorsunuz. Yani diyelim ki siz ya Mehmet Haberal'ı söylediniz ama Mehmet Haberal'ın suçuyla ilgili neden sonuç ilişkisi gösteren hiçbir şey söylemiyorsunuz. Peki 21. yüzyılda bu kadar büyük bir kurgu ya, sahiden yapılabilir mi? Yani bir taraftan da onu düşünüyorum. Siz yaşadınız çünkü, sizin deneyiminizi söylüyorum. Ya 21. yüzyıl açık toplum olacağız, Avrupa Birliği'ne gidiyoruz. Yani doğrusu şunu söyleyeyim. Ergenekon davasında dijital delillerin 3 aşaması var. Birinci aşama çıraklık aşamasıdır. İkinci aşama kalfalık aşamasıdır. Üçüncü aşama ustalık aşamasıdır. Biraz bu hükümete paralel giden bir şey oldu. Bakın hayır. Çıraklık aşaması Ergenekon davasının ilk aramalarında bilgisayarların toptan sökülüp hiçbir inceleme yapılmadan getirilip karakollara teslim edilmesidir. İkinci aşama Gölcük donanmasındaki hard diskin bulunması ve imaj alınmasıdır. Üçüncü aşamada Oda TV davasıdır. Peki zamanımız az kaldı. Buradan herhalde şunu söylüyorsunuz. Yani burada giderek iş sistematiğe bindi. Tabii. Hemen kısaca bana şunu söyleyin. Çünkü üç sorum var, onları sormak istiyorum. Bir, bütün bu işlerdeki amaç neydi? Türkiye'de ulusalcı kanadı çökertmek ve başka bir Türkiye kurmak mı, yoksa Orta Doğu nedir? Büyük Orta Doğu projesinde Türkiye özellikle 1 Mart tezkeresinden sonra çok önemli hale geldi. 1 Mart tezkeresinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeteri kadar NATO generali gibi ya da NATO subayı gibi davranmadığı konusunda kuşkuları nereden vardı. Nereden biliyorsunuz bunu? Her şey onu gösteriyor. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin pek de NATO dışında davrandığına hiç rastlamadım. Yani Deniz Kuvvetleri'ne niye bu kadar çok yükleniyorlar? Bir bölümde direniş var diyorsunuz. Evet, niye? Peki, devam edelim. Örneğin Karadeniz'den... Siyasal bir hesaplaşma diyorsunuz. Siyasal bir hesaplaşma ama biraz daha söyleyeyim. Şimdi mesela Güneydoğu'da bugün işte barış falan yapacağız deniyor. Ben her zaman barıştan yanayım.
her zaman. Ama benim yapacağım barışta Amerika Birleşik Devletleri bir grubun arkasında değildir. Benim de arkamda değildir. Bağımsız ve özgür olarak el sıkışacağız. O zaman barış derim. Ama şimdi Amerika Güneydoğu'da bir Kürt devletinin programını yapıyor. Yani göstermelik bir barıştan sonra, hatta belki bir parça toprak ilhakından sonra... Siyasal tahliller yapıyorsunuz. Evet. Bu iş bununla ilgili diyorsunuz. Evet, bunlarla ilgili. İkinci maddeye geçeyim. Benim de tanıdığım, iki kez Malatya'da gidip gördüğüm Sayın Fatih İlmioğlu Hoca gibi. Ben tabii demin soru sorarken neticede sorma hakkımı kullanıyorum ama Fatih İlmioğlu Hoca'nın içinde bulunduğu koşulları pek çok başka isim gibi büyük bir ibret ve kederle izliyorum. Çünkü insanların o durumda olmasını dilemem. Sizin tahmininiz bu en az 6-7 ay sürer daha sonucun açıklanması. Evet. Demiştiniz yayından önce, onu geçeyim. Bu süreçte bu kadar ağır hasta olan kimseler, mağdur olan hemen kimseler tahliye, ne olur? Hemen tahliye edilmesi gerekir. Her türlü altyapı yapıldı. Örneğin Ergin Saygun Paşa'nın tahliyesi sırasındaki karar aslında buna emsaldir. Evet, emsaldir. Hilmioğlu da bu karara dayanarak... Bu süre beklenmemeli diyorsunuz. Hiç peki, beklenmemesi lazım. Reklama gideceğim. Son sorumu soracağım. Dönüşte cevap alacağız. Peki. Sevgili seyirciler, Sayın Celal Ülgen benim sorularımı yanıtladı. Son ve en kritik soru aslında yaptığı tahlile Sayın Ülgen'in, oraya kadar geldik. Bugün internette de gördüm. Pek çok yorum da yapıldı. Öteden beri de yapılıyordu. Bu iddianın sahiplerinden biri de aslında Sayın Celal Ülgen'di. Türkiye bir af için, genel af için hazırlanıyor demişti Sayın Ülgen. Gerçekten böyle mi? Ne zaman olur? Niye olur? Biraz da burada kehanet gibi olacak ama bir de siyasi analizdir. Yanıtı reklamlardan sonra. Aykırı sorulardayız. Son sorumu sormuştum, yineliyorum ve cevap alıyorum. Sizin bir iddianız vardı, Türkiye bir genel affa hazırlanıyor diye. Gerçekten böyle mi? Eğer böyleyse ne zaman olacak? En yakın zamanda. Yani bu şeye, sürece çoktan girdik. Kötü bir şey mi genel aff? Hayır. Yani bir de şöyle bir düşüncem var benim. Türkiye'nin hızla normalleşmesi gerekir. Yani herkes eteklerindeki taşı döküp, kim kime ne yapmışsa unutup yeni bir Türkiye'yi yaratmak zorundayız. Bunun eğer altyapısı bir genel aftan geçiyorsa evet. Ama bunu bize birileri de dayatıyor. Onun farkındayız. Ama bu kaçınılmazsa olacak. Benim gördüğüm bu kaçınılmaz. Ve gidiyor. Yani süreç yürüyor. Çok kısa zaman bir sonra... Ya herkesin kendi durduğu, her mahallenin kendi mağdurları olacak. Dolayısıyla herkes kendi mağdurunu kurtarmak için genel affa evet mi diyecek? Ben biraz daha girift bir şey düşünüyorum. Yani örneğin AKP kendi anayasa taslağını uzlaşma olmazsa hazırlar ve halk oylamasına sunar diye bir söz vardı. O halk oylamasına sunma sırasında içerisinde bu değişikliklere ya da bu anayasaya evet oyu veren herkes aynı zamanda kendi yandaşlarının ya da sevdiklerinin kurtuluşuna da siyasal oy vermiş bir olacaktı. Evet. Peki herkese adalet diliyorum. Bu akşam dileyebileceğim en önemli şey. Sevgili seyirciler, Aykırı Sorular adı üstünde Aykırı Sorular olarak yapılır. Dolayısıyla da Twitter'daki insanlara da programın adına bakmasını rica ediyorum. Oturdukları yerden bir de bunu düşünseler iyi olur. Yarın akşam renkli bir akşam. Nihat Doğan akşamı. Yarın akşam Aykırı Sorulara uygun bir konuk olacak. Bakalım neler söyleyecek. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum.